Ağam biz geldik. Oo, hoş geldiniz Ayşe Hanım. Ayşe Melek. Tamam, pardon. Yatırım için anlaşma aşamasına gelindi. Pazartesi temsilciler İstanbul'a geliyor. Yalnız netleşmesi gereken iki madde var. Yaman'la mutabakata vardık. Sizin de onayınız gerekiyor. Ben maddelerin açılımı ile ilgili bir dosya hazırlattım. Başka ülkelerdeki uygulamalarla ilgili geniş bir araştırma. Hisselerin satış şartları maddesi. Bir aydır aşılamayan konu. Evet, bütün dünyada standart olan ama sizin bir türlü aşamadığınız konu. Ben mi aşamadım? Çekilecekleri zaman 3 otel daha yapacak kadar parayla çekiliyorlar. Ben elimde kalan oteli kapatmak zorunda kalıyorum. 10 yıllık dolar artışının asla belirlenemeyeceği bir ülkede bu şartları imza atmak, oteli verip gitmek demek. Hayır, bu analizleri biz de yaptırdık. Çok yanılıyorsunuz. Yaman neden gelmedi? Bakın, bu iş çok uzadı. Bir ay içinde 2 milyon dolar koyacaktı veya koymayacaktı. Her şey bu kadar netti. Dış yatırım dendi, şu dendi, bu dendi. Tamam, süreyi 2 ay daha uzattık. Ben bu turistik toplantılardan biraz sıkıldım artık. Bir hafta içinde bu işi bir sonuca bağlasın. Unutmayın, iş bende düğümlenmiyor. Yaman'da düğümleniyor. Sizin aranızda paradan başka bir problem olabilir mi? Bana ortaklığı bozmaya çalışıyorsunuz gibi geliyor. Çok büyük çapta bir yatırımın son aşamasında bu tavrı koymanızı açıkçası kendime açıklayamıyorum. Sorun her neyse beni çok aşıyor. Bu noktada kimse bir şeyi çözemez. Beni işten affedin. Bu ülkede bazı şeylerin neden tıkanıp durduğunu galiba anladım. Dünya ile iş yapmak ciddi bir kültür ve eğitim işidir. İş adamlarına yaz kamplarında öğretilen belden aşağı vurma dersleri düzeyine indirmeyin işimizi. Yoksa bu işi oralarda mı öğrendiniz? Özgeçmişim size gönderilmişti. Okumadım. Ben dönüyorum. Yaman'ı durumdan haberdar ederim. Bakın, benim sizinle ya da temsil ettiğiniz grupla herhangi bir meselem yok. Siz ortaklığı bitirmeye çalışıyorsunuz. Önce Yaman'la bu konuyu çözmeniz gerekiyor. Ben 5 ay daha uğraşsam yine aynı yerde kalacağız. Böyle bir zamanım yok. Ağam affedersin. Hamzaoğlu bekliyor. Hemen dönerim. Bir 5 dakikanız vardır herhalde. Ben daha fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bekleyemem Yaman. Ne zaman gelirsin sen? Peki o zaman İstanbul'a gidip orada beklerim. Hayır, burada kalmak istemiyorum. Yaman 3 gün sonra burada olacak. Ben de akşam uçağıyla geri dönüyorum. Buna günün ilerleyen saatlerinde karar veririz. Önce gidip yemek yiyelim. Turistik toplantılara devam mı edeceğiz? Evet. Sıkıcı ofis toplantılarından daha iyi, değil mi? Bu ne kadar güzel. Evet. Bahar'ın çalışması. Aa, sahi mi? Ne kadar yetenekliymiş. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Belki doğumdan sonra çalışmalarını sürdürür. Sürdürmesi gerekiyor. Ama ülkemizdeki kadınların çoğu evlenip çocuk yapınca ne yazık ki mesleklerini bırakıyorlar. Evet. Mesleğine yeteri kadar bağlı olmayanlar bırakıyor, doğru. Çocukların anneye uzun bir süre ihtiyaç duyması, biraz da evliliğin güvenli havası kadını iş yaşamından kopartıyor. Ben kadınlar için evliliğin güvenli olduğunu düşünmüyorum. Bilirim. Sizin gibi kadınlar öyledir. Şöyle gözünüzün tuttuğu biri evlenme teklif edene kadar sabredin. İyi bir aday bulduğunuz zaman fikriniz değişir. Ben de sizin gibi erkekleri bilirim. Kadınlar için varlığınızın tartışmasız her derde deva olduğunu düşünürsünüz. Hayır, öyle değil demek bile işe yaramaz. Birbirini gerçekten seven bir erkek ve bir kadın birbirleri için her derde devadır.